Konumuz bu. Ana Türkçe veya Proto Türkçe neydi? Nasıl seslendiriliyordu? Elbette ben Proto Türkçe diye bir söz hiç kullanmam. Kullanmadım da. Eğer kullansaydım Proto'nun yanına yabancı dildeki karşılığını koyardım. Çünkü Proto'nun Türkçesi var, ana. Dilcilikte kullanılan Türkçe bir terim var. Ana Türkçe veya Proto Türkiş veya Proto Türkik ikisinden birisi. Bu tercihinize bağlı. Bunun da açıklaması vardır. Evet. Aslında o camı kapatsak iyi olur. Tamam. Şimdi nereden kalktım? Bu iki kelimeyi yan yana kullandım. Proto Türkçe. Ona geleyim. Türkiye'de ve Türkiye dışında sık sık Proto Türkçe sözü kullanılıyor. Proto Türkçe veya Proto Turkish. Kastettikleri ise Türk dilcilerinin, Türk dil bilimcilerinin veya gerçek anlamda ateistlerin kullandığı bir dil değil. Bu konularda Ramstedt'ten bu yana yerleşmiş bir terminoloji var. Ramstedt'ten bu yana yerleşen terminolojiyi ne yazık ki konunun dışında olanlar, ateistin veya Türk dil biliminin içinde olmayanlar farklı yönde kullanıyorlar. Farklılıkla kastettiğim ne? Proto Turkish ile her şeyi birbirine koyuyorlar. Tahmini R dillerine, R ve L Türk dillerinde Proto'nun içerisinde alıyorlar. Oysa R ve L dilleri, yani eski Bulgar dili Proto Türkçenin içerisinde değildir. Bu sıralama hatası vardır. Onlara değineceğim. O sıralama kronoloji hatası var. O kronolojiye değineceğim. Onun için kronolojiye hemen geçelim. Evet. Bu konuyu, bu terim hatası, terimlerin yanlış kullanımı konusunu neredeyse 20 yıl önce kaleme almışım. 20 yıl önce kaleme almışım, 19 yıl önce yayınlanmış. Bunu derslerimde hep söylerdim, belirtirdim. Ama ihtiyaç olunca yazıya da aktardım. Türkçenin ve Türk dillerinin yaşı konusu diye bir yazı yazmıştım. Burada bu terimlere değindim. Yani işin ilginci, ben Türkçenin derken yukarıdan kesme işareti koymadım. Asla da kullanmadım. Hiçbir zaman dil adlarından sonra kesme işareti kullanmadım. Bu hani bir atasözümüz var ya, bir deli bir kuyuya bir taş atar, tam onun gerçek uygulamasıdır. Hangi tarihte kim koydu bilmiyorum. Ama tahminim 85'lerde falan çıktı. Her dil adından sonra bir kesme konacak. Ve bu hata milli eğitimdeki müfredata yansıdı. 2000'li yılların başlarında bu hatadan dönüldü. Yani dil adlarından sonra kesme işareti konmaz oldu, kaldırıldı. Ama şu anda 2022'de hala bunu sık sık görmekteyim. Çünkü hem de eğitimli kişilerden hala dil adlarından sonra kesmeyi koyuyorlar. Konumuz bu değildi ama şimdi bu başlığı görünce aklıma geldi. Burada değinmiştim. Proto nedir? Pre nedir? Onlara burada değinmiştim. Yazım böyleydi. Toplum ve Bilim dergisinde çıkmıştı. Çukurova'nın Türkoloji sayfasında bu makalem var. Akademiyada var mı bilmiyorum. Burada nelere değinmiştim? Bir defa Proto-Altaik, yani Ur-Altayış. Bu ana Altaycaya denk gelir. Ziyadesiyle kuramsal bir adlandırma. Eğer bir ortak Altay dilleri olsaydı, bu çok büyük bir ihtimalle İsa'dan önce bir dönem, 2000 yıl öncesine ait olmalıydı. Çünkü bundan çıkacak diller Moğol, Tungus ve Türk dilleri, bunların bir ilk dönemi ve bunların ana dönemi gerekli. Proto-Altaik, yani ana Altaycı'dan sonra Pre-Turkic, yani ilk Türkçe. İlk Türkçe Almanca for Turkish olarak karşılanmış. Bu ilk Türkçenin özelliği şu, birazdan tablom var, orada da değineceğiz. Bu da kuramsal elbette. Bu da yani 2000 yıl öncesi falan diye tasarlanabilir ama ne deseniz hoş ve boş. Elimizde bir ölçü cihazı yok şu zamanda diyecek. Tek olabilecek olan şu, kesin söylenebilecek. Pre-Türkik veya ilk Türkçe döneminde bizim Türkçemiz, yani Z'li Ş'li Türk dilleri, Yakutça'ya kadar bunu içerir. Yakutça da bir Z ve Ş dilidir. Her ne kadar
belirli durumlarda bunlar değişiklik gösterse de Çuvaşça harici, bugünkü Çuvaşça harici bütün diller bu ilk Türkçe de bir yerde, Çuvaşça bir yerde. Daha doğrusu hepsi bir arada. Bunlardan Proto-Türkik veya Ana Türkçe çıkmış. Ona eş zamanlı, yakın zamanlı Ana Bulgarca çıkmış. O zaman ilk Türkçeden iki ayrı dil çıkmış. Ana Bulgarca ve Ana Türkçe. Bu da elbette ki kuramsal. Bunun için de elimizde bir ölçü yok. Ama bunları söylerken mevcut dillere dayanıyoruz. Buraya yazmamış da olsam mevcut diller. Çuvaşça. Çuvaşçanın en eskilerde kardeşleri, anası, atası, amcaoğlu diyebileceğimiz diller. Tuna Bulgarcası, Volga Bulgarcası ve hemen hemen hiç bilgimizin belgemizin olmadığı Kuban Bulgarcası. Çünkü Türklerin ata yurdundan göç edip batıya gelen bir grup Türk, Bulgar Türkü, işte Kuban'dan tutun Volga'ya, Volga'dan Tuna'ya, Irmak kıyılarıyla adları anılıyor. Ve bilinen en eski büyük devlet Tuna Bulgarlarına ait. Bugün onlardan kalma en azından bir devlet adında süren Bulgar sözü var. Volga Bulgarlarından, Müslüman Volga Bulgarlarından kalma belgeleri var. Kuban Bulgarlarından hemen hemen hiç belge yok. Tuna Bulgarlarından ise Macar akademisyenlerin yaptığı çalışmalar ve benim hocamın Talat Bey'in, Talat Tekin'in Tuna Bulgarları ve Dilleri adlı kitabındaki veriler var. Macar ve Bulgar. Bulgar'ı da unutmamak lazım. Beşevliyev'in çalışmaları. Yenilikler oldu elbette. Sadece Bulgarlar değil, Bulgar ve Macar demeyelim. Ukraynalı Omelyan Pritsek hocayı da unutmayalım. Yani daha geniş çerçeve tabii Tuna Bulgarlar üzerine yapılan çalışmalar ama hemen şu an spontan aklıma gelen isimler bunlardır. En eskiler Bulgarca'ya gider ve eski Bizans kaynaklarındaki veriler. Bunlar önemlidir. Bunlar için de Moravçik'in o ünlü çalışmasına bakmak gerekir. Neyse konumuz o değildi. Bulgarlarla ilgili değinecektim. Bugünkü Bulgarcayı bu eski verilerle birleştirip daha eski Ana Bulgarcaya götürmek mümkün. Ana Bulgarca ne zaman ve nasıldı bu konuda Macar hocalarımızın bundan 10 yıl önce yayınladıkları, 10 yılı da geçti. Eski Batı Türkçesinin etimoloji sözlüğü ve Macarca alıntılar bunları ele alan iki ciltlik bu müracaat kaynağı. Önemli bir müracaat, çok önemli bir müracaat kaynağı. Rona Taş Hoca ile rahmetli arkadaşım Arpad Bertan'ın ve şu an Uppsala'daki arkadaşımız Daşlo'nun çalışmalarıyla iki ciltlik güzel bir eser yayınlandı. Ondan yararlanılmalı. Bir de Marcel Hoca'nın çalışmaları hiç unutulmamalı. Sadece hocam Talat Tekin değil, Marcel Hoca da Bulgarca konusuyla ilgilendi. Hem makaleleri hem kitabı bu gündeme alınmalı. Volga Bulgarcasıyla ilgili Marcel Hoca'nın kitabını da aklımızda bir kenarda tutalım. Tabii Talat Bey'in Volga Bulgarları, Volga Bulgar kitabeleri. O şu an Türkiye'de en kolay, en çok yararlanabileceğimiz çalışma bu. Bu dönemde ben Türk Dil Kurumu'nda uzman yardımcısıydım. Düzeltmelerine daha o zaman 86'larda başlamıştım. Kitap 88'de yayınlanmış. Çünkü o dönem bugünkü gibi bilgisayarda sayfa düzeni yapılmıyor. Daktilolu yazılan bir metin matbaaya gidiyor. Matbaada diziliyor ki o dönemki elektronik dizgi sistemiyle çalışıyordu Türk Tarih Kurumu. Çok çok iyi bir matbaaydı. Üzücü olan böyle güzel bir matbaa, uzmanlık matbaası, transkripsiyon harflerini her şeyi içeren bütün paranın yatırıldığı, Atatürk'ün parası bunun için verilmişti. Atatürk bunun için parasını ayırmıştı, mirasını bırakmıştı. Türk Tarih Kurumu'na ve Türk Dil Kurumu'na. Onun mirası sadece bu iş içindi. Matbaa bir zaman kar etmiyor, zarar ediyor gibi düşüncelerle buna başka bir yol bulunabilir. Kapatıldı. O güzel matbaa gitti. Türkiye'de böylesi giden güzel matbaalardan birisi de İstanbul Edebiyat Fakültesi matbaasıdır. Transkripsiyon harfleri vardı. Ankara Üniversitesi matbaası da çok güzel transkripsiyon harfleri içeren bir sistemi var. Bilgisayarla birlikte hepsi arka arkaya gitti. Neyse. Yani bunun düzeltisinde çalışmıştım. Çok iyi hatırladığım bir çalışmadır. Evet, Bulgarlarla ilgili bunu söyledik.
Eski Türkçe ile ilgili ise malumunuz eski Türk yazıtları, eski dönem bütün kaynaklar eski Türkçenin ve ana Türkçenin rekonstrüksiyonu için, yani tahmini yapısını yeniden düzenlemek için en önemli kaynaklardandır. Bugün hep Halatçı'dan bahsedilir ama Halatçı'da benim hala bazı sorularım var. Bazı şeylerden emin değilim. Herkesin emin olduğu şeylerden ben emin değilim. En başta söz başı H meselesi ve bunun sözde anaaltıca bir P'ye tekabül etme meselesi. Bu daha tartışma gerektiren bir konudur. Onu geçelim. İşimiz bu değildi. Evet, işimiz o değildi ama bütün bunlar terimler için gerekliydi. Evet, ben şu an biraz konsantrasyonu kaybettim. Dikkatim dağıldı. Buraya tekrar döneyim. Burada terimler üzerine duralım. Demek ki ana Türkçe Proto-Türkik sözünün yerine denk geliyormuş. İsteyen bunu Proto-Türkiş diye de kullanabilir. Bunda bir şey yok. Es Türkçe Alt-Türkik içinmiş. İsteyen onu Alt-Türkiş diye de kullanabilir. Yani Alt-Türkiş demek ne çok fazla ilerletir, Alt-Türkik demek ne fazla geriletir. Bunlara takılmak, kafayı başka şeylere takmak demektir. Peki, ben bu yazıda bunlara değinmiştim. Burayı da hızla geçeyim. Evet, ben bütün bu kuramsal ifadelere göre 1996'ydı. Evet, 96'da Le Long Türk, Talat hocamla birlikte hazırladığımız, esasında hocamın hazırladığı kitapta. Bakayım, o var mı? Kolay da geldi. Olacak ama nerede? Tam bilmiyorum. İlk defa bu tabloya hocamdan da fikir alarak, ona da kontrol ettirerek yer vermiştim. Bakın, ilk Türkçe. Yani bizim Türkçemizde Z dilleriyle R dillerin atası olan Bulgarca'ya milattan önceki dönemler denk gelmeli diye yazmışız, düşünmüşüz. Hocaya böyle danışmışım. Aldığım izlenime göre İsa'dan önce olmalı, İsa'dan sonraya kadar uzanabilir. İlk Türkçe İsa'dan önce. Ana Türkçe, ana Bulgarca, bunlar da İsa'dan sonraki dönemler. Ve ana Türkçeden eski Türkçe çıkmış olmalı. Belirli özelliklerden dolayı eski Türkçe ile paralel bir de ana Oğuzca olabilir görüşü vardı. Bulundurduğu uzunluklardan dolayı. Çünkü ana Oğuzca'da uzunluklar sistemli. Eski Türkçe'de uzunluklar sistemli değil. Var ama ana Oğuzca'daki kadar sistemli olup olmadığını bilemeyiz. Kesin konuşamayız. Her ne kadar Divan-ı Lügat Türk'te, imlada bunun güzel ipuçları varsa da yazıtlarda o kadar fazla ipucu yok. Eski Uygurca metinlerde de hemen hemen hiç ipucu yok. Bundan dolayı ana Oğuzca'yı ayırabiliriz diye düşünmüştük. Böyle bir düşünce vardı. Tabii bu eski Türkçe dönemini bölünce Yakutça'nın da bir ana Yakutça dönemi olabilir ki Marek Hoca, Marek Stavoski Krakow'dan o biraz daha farklı düşünüyor bu konularda. Evet, burada yer verdiğim Tuna Bulgarcası, Kuban Bulgarcası, Volga Bulgarcası buralarda görülebilir. Ve bunlardan öteki Türk diller çıkmıştı. O halde terimlerimizi ele alırsak ilk Türkçe Pre-Türkik ya da For Turkish, ana Türkçe Proto-Türkik veya Ur-Türkiş. Bir ara Türkolojide ön Türkçe diye bir terimde kullanıldı. Bu fazla çeviri bir terim oldu. Yani Almanca for ve İngilizce pre sözünü ön diye çevirip kullandılar. Hatta hocam Talat Tekin'in de ön Türkçe'de ünsüz eğitimi diye bir makalesi vardır. Ama bundan vazgeçildi karışıklığa yol açtığı için. Peki devam edeyim. Ben buraya nereden geldim? Evet, buraya şuradan geldim işte. İnternette 100 bine yakın izlemiş bir video gördüm. 100 bine yakın. Delimir diye bir şey koymuş. Delimir. Şimdi bu ne demek dilimiz? Proto Türkçenin ses bilgisi veya Proto Türkçenin sesleri diye bir başlık atmışlar. Tam başlığı hatırlamıyorum. Sounds of Proto Turkish veya öyle bir şeydi. Buraya bir kurt koymuşlar. Bunun ön Türkçe ya da ilk Türkçe ile bir alakası yok. Bunu şu Türkiye'de düşünülen Ergenekon destanıyla bağdaştırmış olabilirler. Bunun için Ebu Gazi Bahadır Han'ın
Şecere Terakkimesi'ne iyi bakılmalı. Orada Ebu Gazi Bahadır Han ne yazmış? Camit Tevarih'te ne yazılmış? Ondan Ebu Gazi'den yaklaşık 400 yıl kadar önce. Bunlara bakılmalı o konuyla ilgili. Peki Dilimir'e gelelim. Burada yani dilimiz denmek istenmiş belli ki, onu anlıyorum. Dilimiz denmek istenmiş. Sol tarafta bir yurt, yurdun tepesindeki pencere, dumanlık diyelim bizim Türkçemizde, o konmuş. Evet, börklü bir çocuk bize el sallıyor. Peki Dilimir'de ne var dikkatimizi çeken? Bu rekonstrüksiyonu yapanlar bir defa Oğuzca'dan çok etkilenmişler. Bu Oğuzca'dan çok etkilenmenin başında herhalde benim tahminim Sevortyan'ın görüşleri, Sevortyan'ın sözlüğü gelir. Sevortyan sözlüğünü hazırlarken Oğuzca'dan çok etkilenmişti. Etimolojilerinde Oğuzca, daha doğrusu Türkmenceyi ön plana çıkartıyordu. Türkmencenin tabii ki uzun ünler çok çok önemli, ayırtıcı bir yönü var. Ama tek başına bütün bir Türkçenin rekonstrüksiyonunda öne çıkmaz. Her dilin ayrı ayrı yeri vardır. Mesela Tuvaca'nın söz sonunda düzenli G'yi korumasıyla ayrı bir yeri vardır. Sarı Uygurca'nın buna benzer, onun yanı sırında, yanı başında katkısı vardır. Söz sonundaki, ikinci hece sonundaki G'lerin korunmasında. Değil mi? Hepsinin ayrı ayrı yeri var. Ya da bizim Türkçemiz, bizim Türkçemizin de kendisine göre yeri gelince ayırt edici yönleri var. Her Türkçenin ayrı ayırt edici yönü var. Ses açısından, söz açısından, morfem açısından. Tuvaca hem morfem, yani çekim eki olabilir, yapım eki olabilir. Hem ses fonetik açıdan, işte söz sonu G'nin korunması bunlardan önemli bir özelliktir. Ama başka değişiklikler var. Söz içi, iki ünlü arası, söz başı değişiklikler fazla. Birçok dile göre daha iyidir. Ama fiil çekimlerinde, mesela birinci çoğul kişi, geçmiş zamanı düşünelim, bütün Müslüman Türk halklarında geldik şekli ve benzeri var iken, kelduk, kettuk gibi, orada dımız sistemli olarak, dıvız şeklinde tabii, görülür. Yakutça Tuvacı'dan daha çok arkaiktir. Fonetik açıdan biraz daha. Söz içi ötümleşme orada asla görülmez. Ama her ikisinde ayırt edici yönler var. Ha, bu kadar gelme sebebim, yani tek Türkmenciye bakmamak gerekirdi. Yakutça ayırt edici dillerden birisi diye düşünürse söz başında hiçbir zaman ötümlü diye yoktur. Bu de ana Oğuzca ile ilgili düşünülebilir. Bu da sistemli değil. T'den D'ye geçişte sistemli değil. Ama Divan-ı Lügat-ı Türk'ten beri Oğuzların söz başında bir ötümleşmesi söz konusu imiş. Devam edelim. Bu Dilimir, yani Dilimir olsaydı daha da uygun olacaktı. Neler gördüm? The sound of the Proto-Turkic language, böyle demişler. Numbers and words. Memory, mind, es demişler. Hayır. En eskiden Türkçe'de hafıza, bellek anlamda bir es bilmiyorum. Es diye bir söz ilk kez divanda, Divan-ı Lügat-ı Türk'te görülürse de daha çok leş anlamda. Mind, reason, us demişler. Ne zamandan beri var böyle bir us? Onu da bilmiyorum. En azından eski Türkçe'de, yani İslamiyet öncesi Türkçe'de, yazıtlarda ve Uygurca metinlerde bu usu hatırlamıyorum. Varsa bile hemen bakalım kaç defa nerede geçmiş. Us diye bir söz varsa, görülüyorsa. Az. Bakalım. Us. Uygurca metinlerde ben görmemişim. Benim çalıştığım Uygurca metinlerde böyle bir şey yokmuş. Dolayısıyla bu da gitti. Beyin sözcüğüne bir rekonstrüksiyon yapmışlar. Beyni gibi bir şey. Beyin zor. Beyin gerçekten zor. Çağdaş Uygurca, Türkiye Türkçesi ve eski belgeler, yazıtlar, Divan-ı Lügat-ı Türk. Bunlara bakarsak çok zor. Bir değil birden fazla ana şekil var gibi. Finger, parmak. Parmağı bir arnak diye yapmışlar. Neye göre böyle yapmışlar? Ben de bilmiyorum. Bir defa bizim kullandığımız parmak. Anadolu'daki şekillerde dikkate alınabilir. En eski dönemde yok. En eski dönemde daha çok ergek ya da ernek düşünülmeli. Hemen bunun için kaynağımıza bakalım. Hem de kaynağımızı tanıtmış olalım.
alfabetik olarak bakacağımız kaynak bu. Hocam Roerbaum'un ömürlük çalışması 1970'lerin başında başlamış. 77'de ilk fasıkı çıkmış olan sözlüğünün yeni versiyonunda bakalım ne varmış. Başında dediğim gibi hiç hazırlığı olmayan, sadece bu resimleri hazırlayıp koymuş, koyduğum bir konuşma bu. Moda deyimle spontan, öyle bir hazırlık yok. Ernek diye olması lazım burada. Bakalım Ernek'te ne demiş. Elbette Clauzon'a bakmak yeterli. Bir Clauzon çok iyi bir kaynak. Ama burada en yeni veriler olduğu için 1,5 sayfa burada veriler var. Buradan görebilirsiniz. 1,5 sayfa. Ernek. Zayıf Bang. Köktürk işes vom Köktürk için sum Osmanlı için. Yani Willy Bang'ın Köktürkçe'den Osmanlıca adlı yazı dizisinden beri söylenenler var demiş. Eren kelimesinden erengek diye düşünülmüş o zamanlar. Erengek'ten ernek. Yani insan ile biraz sanki düşünmüşler. Burada bir sayfa veri var. Demek ki eski Uygurcuya paralel olarak belki eski Oğuzlar barınak diyordu, o başka. Ama bu proto Türkçe için bunu vermek olmaz. Demek ki protoda biraz daha tek şekil oldu. Finger, nail, dırnak. Oğuzca etkisi, ama Oğuzcu belki o zaman T ileydi. Bunun en güzel örneklerinden birisi bizim yazı dilimiz. Anadolu'da dırnak ise de yazı dilinde T ile. Bu da söz başında T'nin daha yaygın olduğunu gösterir. Tırnak daha uygun olacaktı. Bilek denmiş, kaş denmiş. Kaşı, evet, burada tam bir rekonstrüksiyon yapılmış. Belirli şeylere bakarak aslında sanki bir diftong varmış gibi. Kial, kial. L'ye tabii sonra bizde şey olmuş diye düşünmüşler. Dudak, doğotak demişler. Yine Türkmenciden etkilenmişler. Toğotak olacaktı herhalde olsa. Toğotak, T ile. Erin. Erin daha yaygın. Çiğik, yanak. Niye yanak demişler bilmiyorum. Yanak. Belki yanaktaki niye de ikincil. Yangak gibi. Handful, abuç. Bu zor bir konu. Bunun için biraz eskiye gidersek Marek Stachowski'nin Ural Ateşe Yahu Herde Olsa Gerek güzel bir yazısı var. Eski verilerimiz ise, en eski veriler hep adut şeklindedir. İlgi çekici bir sözcüktür. Değerlidir eski veriler. Sonunda da T vardır. Evet, bu da ayrı bir konu. Bakalım neyimiz var. Adut. Marek bunu uzun almıştı Sibirya düllerinden verilerle. Evet. Azmış. Eski Uygurca'da geçtiği örnek azmış. Türkçe Tufan tekste eins. Sonra Rabhasa Sutra, ki benim yayınladığım bir bölüm. Üçüncü kitap. Berliner Tufan tekste 13. 13. Türkçe Tufan tekste 8. Yani Brahmi metinleri. Berliner Tufan tekste 8. Ve şu an az yerde varmış. Burada görebilirsiniz. Adut. Eine Handvoll. Etwas. Demiş hocamız Roerbaum. Ama bir şey, etimoloji zor. Fazla etimoloji işine girmemiş. Şöyle demiş. Über Versuche der Etymologisierung und über mögliche nostratische Verbindungen sie menges. Etimolojisi ve muhtemel nostratik bağlantılar, birleştirmeler için Menges'in çalışmasına bakınız demiş. Peki. Böyle. El elik bölmüşler. Bilmiyorum. Kaynağı mı? Devam. Yes, ide demekmiş. Evet. Bilmiyorum.
değil, Degül ve Ma eklerinden bahsetmiş. Degül çok yeni şekilde olacak ve üllü olmayacak. Bu konuda hocam kısa yazdı. Ondan önce galiba Şerbak ya da başkası yazmıştı. Ben 15 yıl oldu bir bildiri sundum ama yazıya dökmedim. Yakında da Risbek Alimov yazmış. Henüz okuyamadım. Kendi bildirimi umarım elim değerse yazıya dönüştürürüm. Evde bir yerde duruyor bulursam. Sonra Bed Yaman denmiş. İşte bu hiç olmadı. Yaman nasıl ve nereden geliyor hiç bilmiyoruz. Olsaydı bile Yaman Yavman olabilirdi Türkçe olsaydı. Çünkü onu birleştirenler Yavız, Yavrımak ve Yavlak ile birleştirirler. Ve Yavman olabilir derler birleştirenler. Ben birleştiriyorum demiyorum. Ama eski dönem Türkçe'de kötü durumda olmakla ilgili ifade Yavız ve Yavlak. Peki. First, ilik ve birinci. Bu hiç olmadı. Bir, en eski dönemde hiç ilik yok. İlik ya da ilk yok. İlki olsaydı ilki olacaktı. İlki. Bununla ilgili Marcel Hoca'nın çalışmalarına bakılabilir. Burada bizim Türkçemizdeki ilk tekeceli şekil yeni bir şekil. Kaybolan bir i var burada. İlki daha birincil. Birinci en eski dönemde sıra sayı eklerinin sonunda böyle ünlü yok. Olsaydı birinç olurdu. Eğer bir rekonstrüksiyon yapsaydı eski Yunanca metinlerdeki en ilki, en ve yanında ilki. Eski Yunanca metinler buna güzel bir örnektir. İlki, iyidir. Person, kişi. Proto Türkçe deyip hep L'li etimolojiler yapıp sonra kişiyi şeyli yazmak oluyor mu? Olmuyor. Bence olmuyor. All everybody. Ben burada çizerken Camus'un K'sını silmişim. Silinmiş Camus. Bir defa Camus çok sonraki dönemlerde ortaya çıkar. En eski dönemde Kamag şekli var. Ve Kamag herhalde Türkçe değil, İranî dillerden. Bugünkü hemme şekilleri dahi Kamag ile alakalıdır ama bir başka kardeşinden gelir. Kamag'ın başka bir kardeşinden. Kamuk ise daha yenicedir. Sanki Mani metinlerinde bu uğulu şekil varmış gibi hatırlıyorum. Hani oradaysa Arş'ın eliminin altında hemen bakalım. Kamugu. Kamugun şekli varmış. Kamugun. Kamugun. Başka. Evet, elimdeki kaynaklara göre en eski kamağı varmış. Kamağı. Kamır şekli de varmış. Kamır bile varmış. Bile kamır da varmış. Ama en doğru, en iyisi yine klazona da bakılabilir. Kamır bütün hepsi nerelerde geçermiş? Berliner Tüfentex en eski yayınlardan 13'ten beri varmış. Bazı metin yayın, Hristiyanlığa ait metinlerde de varmış kamık. Yani bu kamık yazıtlar dili kadar eski değil. Kamak var. Other, örge yani özge düşünülmüş. Özge. Özgeden ziyade en eski metinlerde adın daha uygun. Daha çok. Only, tek denmiş uzun ürünlüğüyle. Tek uzun ürünlüğü düşünüyorum. Bir teki bile derken eğer bir teyi demiyor isek, Oğuzca bunun için iyi bir ölçü dildir. Eğer orada uzun ünlü olsaydı, Oğuzca'da tek, yalnız kelimesindeki k ötümleşir ya da sedalılaşır, g olurdu. Yani ak kelimesinin ağı olması gibi. Dolayısıyla ben burada uzunluk düşünüyorum. Empty, boş. Bakın empty, boş. Bomb gibi yazmışlar. Onu L ile yazıp kişiyi şeyle yazmak olmadı. And son. God, Tengri, Tanrı. Tanrı tabii en eski verilerde tam bilmiyoruz. En eski veriler E'li şekli gösteriyor. En azından yazıtlar öyle. Daha eski bir A'lı şekli var idiyse ben bilmiyorum. Evet, burada renklere yer vermiş. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, portakal rengi, pembe, beyaz,
Siyah ve boz. Peki bunlara bakalım. Tercüme ettim. Kızıl. Kırıl gibi yapmış. Kırıl ve al. Daha çok kızıl var. Daha çok kızıl var. Mavi kök. Evet, en üstte de kök var. Çakır daha sonralara ait. Sarı. Moğolca şekilleri de göz önüne alıp siyarık. Evet, böyle düşünürdü o Moğolcadan dolayı. Ama en eski şekilleri iyi yok. İ'nin uzunluktan dolayı daha sonra türediği düşünülür. Moğolcada şeyinin ortaya çıkabilmesi için orada bir i gerekliydi. Si'li şekil gerekli. Bütün olay bu. Yoksa Türk dillerinde hiçbir zaman siyarık gibi şekil yoktur. Tam tersi A'nın uzun olduğunu biliriz. Hepsi bu. Sarık. Türkçe için sarık olmalı. Yeşil. Yaşıl gibi yapılmış. Yaşıl. Ve kök de verilmiş. Portakal rengi için kongur ve yağır. Yağır portakal renginden ziyade buradaki brown ona uygun. Yağız. Purple yip denilmiş. Yip buradaki çizgi yipmek anlamında değil. Yani bağımlı olduğunu göstermek için herhalde. Yipün veya yipgin şekilleri vardır pembe için. Daha çok Uygurca metinlerde görülür. En eski şekillerde görülmez. Beyaz, ağak, ürün ve sarık. Sarık, beyaz birazcık kuzeydoğuya gitmek gerekir herhalde. Akla ilgili kısım. Ürün, evet. Bugünkü Türk dillerinde bazı türevleri bilinir ve en eski dönemde de ürün ak yani beyaz demektir. Ak ise bildiğimiz beyaz değil, hayvan donudur. Ak hayvan donudur en eski dönemde. Normal yaygın bilinen renk adı değildir. Bilinen renk beyaz anlamındaki sözcük üründür. Bilek kara, birey, bor ve kır. Kır ne kadar yaygındı eskiden bilmiyorum ama boz daha yaygındı. Başka bir şeyler var mı? Bu kadarmış herhalde. Yani Proto Türkçe ya da ana Türkçe veya ilk Türkçe rekonstrüksiyonu çok zor bir konu. Zorla ya, fikir ileri sürülebilir ama söylemek çok çok zor. Biraz daha çalışmamız lazım. Biraz daha çalışmamızda kastettiğim Türkoloji ile ilgili verilerin biraz daha işlenmesi gerekiyor. Şu an 2020 çok iyi bir tarih. Mesela 1980'lerde bu kadar değildi durum 40 yıl önce. Ondan önceki 40 yıl önce yani 1960'larda da bu kadar şanslıydık. Ama şu an bütün Türk dillerinin neredeyse tamamının grameri, sözlüğü, metinleri var elimizde. Ulaşamadığımız dil neredeyse kalmadı. Dolayısıyla bu rekonstrüksiyonlar için materyal birikti. Şimdi formasyonun tamamlanması gerekir. Çünkü ben öğrenciyken okudum ve bugün aa, böyle mi yazmışlar dediğim şeyleri. O dönem değişmez doğrular olarak bakılıyordu. Dolayısıyla formasyon yani yetişme ilerlemeli. Öğrencilerin bu alanda çalışanların yetişmesi ilerlemeli gerekir. En başta ben kendim için söylersem benim de biraz daha vaktim var. Yani biraz daha çalışmam, biraz daha okumam lazım. Hala böyle bir işe başlayabilmem için. Başlayana Türkiye'deki deyimle Allah selamet versin ama henüz başlanabilecek durumda değil. Bununla uğraşan, merak eden, tarihlere götürenler olabilir. Tabii very welcome. Biz sözlük çalışmaya, metin yayımlamaya, gramer yazmaya biraz daha devam edeceğiz. Bir başka fırsatla başka zaman görüşmek üzere.